bağırır, vız 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 diye çalışır. Herkes bu şarkıyı biliyor mu? Merhaba arkadaşlar, ben Joju. Şimdi sırada arı çizimi var. Benden arı çizmemi isteyen arkadaşlarım Berfin, Ecenur, Eda, Eren, Şükran, Sıla, Kevser, Dilek, Murat, Yağmur, Nevin, Naz, Emine, Erol, İlayda, Ehmet, İlyas, Azra, Beyza, Öykü, Münire, Hakan, İsmail, Cengiz, Taha, Zeycan, Toprak, Nehir, Nigar, Serkan, Elif ve Sude. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Kağıdımızın üst kısmına arının başı olması için bir daire çiziyorum. Sonra da hemen iki tane daha daire ekliyorum. İçlerini minik beyaz boşluklar bırakarak boyadığımda göz oluyor. Gözleri bu defa kafaya göre biraz büyük yaptım. Çünkü arılar da böyle görünüyor. Minik yaylarla kirpik de eklemeyi unutmuyorum. Minik bir burun ve gülümseyen bir ağız ekledikten sonra hemen antenlerine geçiyorum. Antenleri yay çizerek yapacağım. Ama çizgiyi tamamlamadan geri dönüp üst kısmı biraz kalınlaştırıyorum. Bu antenler arılar için çok önemli. Çalışkan ekip arkadaşlarıyla bu antenler aracılığıyla haberleşiyor. Tat ve kokuyu, hatta sıcaklık ve rüzgarı bile bu antenler sayesinde anlayabiliyor. O yüzden dikkatli çizmeliyiz. Şimdi başın altına uzun ince bir yarım oval çizecek gibi başlıyorum ama sonra bu ovalleri ard arda ekleyerek başın diğer tarafına kadar devam eden bir şekil oluşturuyorum. Bu arının başının altında tüylerle kaplı olan göğüs bölümü. Bir yarım oval çizerek bu bölümü tamamlıyorum. Arıların vücutları 3 bölümden oluşur. Baş, göğüs ve karın bölümleri. Hadi şimdi de karın bölümünü çizelim. Bunun için baş ve göğsün toplam uzunluğu kadar bir boşluk bırakıp tam ortada bir nokta belirliyorum. Sonra da sağdan ve soldan iki yay çizerek karın bölümünü oluşturuyorum. Biliyorsunuz arıların iğneleri vardır. Kendilerini ya da kovanlarını tehlikede hissettiklerinde bu iğneyi batırabilirler. Bu yüzden arıları rahatsız etmemeliyiz. Karın bölgesinde sarı siyah çizgileri olduğunu herkes bilir. Hadi şimdi siyah kalemimiz elimizdeyken bu çizgileri yapalım. Birkaç tane yapmakta fayda var. İşte böyle. Bir an önce boyamaya geçmek için sabırsızlanıyorum. Ama daha çizmemiz gerekenler var. Kollar, bacaklar, kanatlar. Önce kolları çizelim. Yukarı doğru bir yay ve ucuna küçük bir yarım oval. Sonra büyük bir yarım daireyle yapabilirim. Ve bu kollardan tam 4 tane yapacağım. Aslında kitaplarda arılar 6 bacaklı yazıyor. Kol ve bacak ayrımı yok ama ben böyle çizmeyi seviyorum. Çizgi film karakterine benziyor. 2 tane de bacak yapacağım. Aşağı doğru bir yay ve ucuna bir oval. Bir tane daha yapıyorum. İşte bu kadar. Uçma vakti yaklaşıyor. Hadi kanatları yapalım. Başın hemen altından çapraz duran bir oval çizerek bir kanat yapıyorum. Bu ön kanat her zaman büyük olur. Bir tane de küçüğünü yapalım. Bu da arka kanat. Şimdi de diğer tarafa. Yani toplamda 4 kanadı var. İşte bitti sayılır. Boyamaya geçebiliriz. Önce sarı kalemimi alıyorum ve hemen boyamaya başlıyorum. Arılar benim için çok önemli. Bence bu dünyadaki en lezzetli şeyi yapıyorlar. Bal. Bayılırım bala. Üstelik bunu yaparken yaşam çeşitliliğini de arttırıyorlar. Tohumların yayılmasına, çiçeklerin büyümesine çok faydaları var. Ellerini, ayaklarını ve başını da sarı renge boyuyorum. İşte şimdi arıya benzedi, öyle değil mi? Şu göğüs bölümündeki tüylü alanı boyamak için de kahverengi kalemimi kullanıyorum. Kanatları ne renk yapsak acaba? Normalde şeffaf. Böyle renksiz kalmasını istemem. Sanırım mavi boyarsam güzel olur. Bu ara hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer siz de çizerseniz bana mutlaka gönderin. E-posta adresimi biliyorsunuz. jojiagonder@gmail.com. Nasıl ama? Mavi kanat güzel oldu değil mi? Şu boş kalan bölümü de siyaha boyuyorum ve resmimi tamamlıyorum. Başka bir çizimde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi unutmayın.